Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım Akdeniz Üniversitesi'nin sağlık alanında sözleşmeli personel olarak alım duyurusu geldi. Hangi alanlarda kaç atama gerçekleştirilecek ve hangi vasıflara sahip olmamız gerekiyor? Bu noktalar üzerinde duracağız. Öncesinde bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlarım videonun sonuna doğru uygulamalı olarak hangi alanlardan işlem yapmamız gerekiyor? Bu noktalar üzerinde sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Aklınıza takılan bir durum olursa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Ünvanlarımızdan birazdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Toplamda 179 atamamız gerçekleştirilecek. Ön lisans ve lisans alanlarında atamalarımız gerçekleştirilecek. Hemşirelik alanında görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar P3 puan türümüz belirleyicidir. Kaç adet atamanın gerçekleştirileceği ile ilgili bilgiye de bu alandan ulaşmaktayız. Mezun olduk. Evet, belge ve çalışma şartına sahip olmamız gerekiyor. Örnek verecek olursak hemşirelik fakültesi mezunusunuz. Genel yoğun bakım hemşireliği ya da yeni doğan yoğun bakım hemşireliği sertifikalarına sahip değilseniz, sahip olmadığınız için bu alana başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bir adet atamamız gerçekleştirilecek ve ilgili şartı tam olarak taşımanız gerekiyor. Bu alana başvuru yapacağımızı ele alalım. 3 adet atamamız gerçekleştirilecek. Hemşirelik fakültesi ya da sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü ya da hemşirelik yüksekokulunda 4 yıllık eğitimimi tamamladım. Mezun konumundayım. Çünkü mezun olmadan da başvurularımızı gerçekleştiremiyoruz arkadaşlar. Yorumlarda baktığım zaman mezun olmadan başvuru yapmak isteyen kişiler olabiliyor. Bu nedenle mezun olmamız bizler için belirleyici. Ayrıca ek olarak sahip olmamız gereken şartlar var. Bu şartları sağlamamız gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar hemşirelik alanında çevrenizde eğitim gören arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları paylaşarak onların da bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Çünkü mezun oluyoruz. Daha sonra sahip olmamız gereken belgeler oluyor. Bu belgeleri için ek bir zaman harcamamız gerekebilir. Üniversite okurken ilgili belgelere sahip olmak bizler için zamandan kazanç sağlayacaktır. Bu nokta bizler için belirleyici olacaktır. Tekrar geri dönecek olursak arkadaşlar, ilgili alanda 3 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölüm şartını taşımam gerekiyor. 3. basamak, kamu hastanelerinin cerrahi kliniklerinde en az 3 yıl çalışmış olmam gerekiyor. Diyelim ki ben 2 yıl çalıştım. Bu alana başvuru yapabiliyor muyum? Maalesef başvuru yapamıyorum. Bu alanlarda bizlerden ek belgeler istenebiliyor. Fakat 121 adet atama gerçekleştirilecek alanda sadece ilgili bölümlerden mezun olmam benim için yeterli. Herhangi bir iş deneyimi istemiyor arkadaşlar. Psikolog alanında 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölüm şartını taşımam gerekiyor. Fizyoterapist alanında 1 adet. İlgili bölüm şartım burada yer almaktadır. Eczacılık alanında 3 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölümden mezun olmamız başvuru için yeterli olacaktır. Diğer sağlık personellerine baktığımız zaman P93 puan türümüz belirleyici ve 15 adet atama gerçekleştirilecek. Tıbbi sekreterlik alanında ön lisans düzeyinde eğitim veren tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programından mezun olmamız bizler için yeterli olacaktır. İlk ve acil yardım teknikerliği, anestezi teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikeri, radyoterapi teknikerliği alanında ilgili atamalar gerçekleştirilecek. Laborant alanı 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölümlerden mezun olmam başvuru için yeterli olacaktır ve toplamda 179 kişinin ataması gerçekleştirilecektir. Başvuru yapan arkadaşlarımın inşallah ataması gerçekleşir ve sonuçlar açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vererek atandığınızın haberini alırız. Başvuru yaparken genel ve özel şartlar var. Bu şartlarda önemli olan noktalar üzerinde duracağız. Daha sonra sizler de başvurularınızı online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi önemli şartlar üzerinde duracağım arkadaşlar. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da tecilli olmanız gerekiyor. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 ve P93 puan türlerimiz bizler için belirleyicidir. 2018 puanım var, başvuru yapabilir miyim? Maalesef başvuru yapamıyorum. Hemşire adaylarının en az 60 puan almış olması gerekiyor. 59 puanım var, başvuru yapabilir miyim? Maalesef başvurumu yapamıyorum çünkü minimum düzeyde 60 puanımın olması gerekiyor. Eczacılık alanında başvuru yapacak olan arkadaşlarımızda KPSS şartı aranmamaktadır. Bu nedenle 50 aldınız, 55 aldınız, eczacılık alanından mezunsunuz, başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Minimum bir puana sahip olmanız gerekmiyor. 35 yaşınızı doldurmamış olmanız gerekiyor. Ayrıca kamu görevlerinden çıkarılanlar başvuruda bulunamıyorlar. Burası da parantez içerisinde belirtilmesi gereken noktalardan
yerlerden bir tanesi. Başvuru şeklimize baktığımız zaman ilgili linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca birazdan da sizlere nasıl başvuru yapacağınızı göstereceğim. İlana başvuru yapacak olan arkadaşlarımız ilgili linke tıklayarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Arkadaşlar, başvuru yaparken sadece bir kadroya başvuru yapabiliyorsunuz. İkinci bir kadro hakkınız yok. Sınav sonuç belgenizi ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden Ctrl+P diyerek indireceksiniz arkadaşlar ve orijinal formatta yüklemeniz gerekiyor. Adli sicil kaydı belgenizi E-Devlet sistemi üzerinden alıyorsunuz. Kurum, devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodla üretilmeli ve bu belge orijinal formatta yüklenmelidir diyorlar. İlgili video kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartları bırakacağım. Sizler de E-Devlet sistemi üzerinden adli sicil kaydı belgenizi oluşturabilirsiniz. Mezuniyet belgenizi kaybettiniz. E-Devlet sistemi üzerinden barkodlu bir şekilde oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde açıklamalara kartları bırakacağım. İzleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Başvuru yaparken kullanıcı adımız ve şifremiz olacak. Üye girişi sağlayacağız arkadaşlar. Başvurularımız online olarak gerçekleştirilecek. Şahsen posta ya da e-posta yoluyla herhangi bir evrak gönderimi sağlamıyoruz. Evet, geldik en güzel ana. Sınav sonuçlarımız açıklanacak. Arkadaşlar, sonuçlar açıklandıktan sonra yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak. İlgili internet sitesi üzerinden kazananlar yayınlanacak. Yayınlandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Kanalımıza abone olarak bildirimleri aktifleştirerek bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Kazandıktan sonra yapmanız gereken tüm işlemler gerekli web sayfasında sizlere ilan edilecek. Ek olarak telefon ya da mail ile sizlere bilgi verilmeyecek. Bu nedenle ilgili web sayfalarını takip etmeniz gerekiyor. KPSS puanımız belirleyicidir. Puanlarınızın eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan ya da yaşı büyük olan kişi atanmış olacak. Asil olarak atanmaya hak kazandınız fakat ilgili tarihleri kaçırdınız, bu sefer ne olacak? Hakkınız yanacak ve yedek aday sizin yerinize atanmış olacak. Umarım başvuru yapacak olan arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olur. Kimler başvuru yapacak, kaç puana sahipsiniz mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Şimdi uygulamalı olarak nereden hangi işlemleri yapmamız gerekiyor, bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğim. Daha sonra videomuzu sonlandıracağım. Başvuru yapabilmeniz için üye olmanız gerekiyor. İlgili linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle üye ol butonuna tıklıyorum. Daha sonra kayıt oluşturmam gerekiyor. İlgili bilgileri doğru bir şekilde dolduruyorum. Kayıt alanına tıklıyorum. Belirtmiş olduğunuz mail adresinizin güncel olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sizlere aktivasyon mesajı gelecek. Aktivasyon mesajını onaylayacaksınız. Daha sonra oluşturmuş olduğunuz kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş sağlayacaksınız. Karşınıza böyle bir ekran çıkacak. İlgili resminizi bu alana yüklemeniz gerekiyor. Şu kırmızı işaret zorunlu olarak doldurmanız gereken alanları ifade etmektedir. Baktığımız zaman tüm alanları zorunlu olarak doldurmak zorundasınız. Ayrıca belgeleri temin ederken problem yaşıyorsanız yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Elimizden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışalım. İlgili bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurdum. Cep telefonum ve mail adresimin güncel olduğundan eminim. Herhangi bir problem yok. Daha sonra ilgili kutucukları işaretliyorum. Daha sonra kaydet butonuna tıklıyorum. Başvuru ile ilgili alana yönlendirileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar, başvuru yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. İşleminizi yaptıktan sonra kaydettiğiniz zaman kesinlikle tekrar güncelleme yapamıyorsunuz. Bu nedenle kayıt son ona işlemini yapmadan önce mutlaka tüm kontrollerinizi sağlayın. Bilgi ve belgelerin doğru olduğundan emin olun. Bilgilerimi, belgelerimi kontrol ettim. Her şey doğru bir şekilde ilerliyor. Daha sonra kayıt son onay alanına tıkladıktan sonra işlemimiz gerçekleştirilmiş olacak. İşlemi onayladıktan sonra herhangi bir ekleme, silme ya da düzeltme işlemi yapamayacağız. Bu çok önemli bir noktadır. Bu nedenle defaatle söylüyorum ki yüklemiş olduğunuz belgelerin doğru olduğundan emin olun. Başvurularımızı bu şekilde gerçekleştireceğiz. Çevrenizde başvuru yapacak olan arkadaşlarınız varsa mutlaka videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.